Herkese merhaba. Yine bir pijama üstü gömlekler sohbet serisinde yine beraberiz. Gerçi birlikte canlı yayın yapacağımız arkadaşım benim 40 yıllık hayatımın herhalde 20 yılını beraber geçirdiğim üniversiteden de sıra arkadaşım. Geçen zamanda da en eski dostlarımdan birisi Özgür Erdem İncesu. Kendisi hem Premar isimli uluslararası bir gayrimenkul zinciri kurdu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da pek çok yerde şubeleşmeye başladı. Zaten İncesu Gayrimenkul olarak da Türkiye'nin büyük gruplarına yıllardır danışmanlık yapıyorlar gayrimenkul sektöründe. Ayrıca Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde yönetici görevi var. Çankaya Büyükşehir Belediyesi'nde yine keza başkan vekili. Zaten bugünkü yayınımızdan sonra da sanırım yine Büyükşehir Belediyesi'nde bazı görevleri var. Kendisinin yayına katılmasını bekliyorum şu anda. Hoppacık. Bu sırada siz de belediye ile ilgili sorular sormak isterseniz. Hoppacık. Kendisine şimdi gönderdim. Oo. Ne güzel. Komşular, akrabalar, ofisten arkadaşlar. Merhaba Özgür. Merhaba Cancım, nasılsın? İyiyiz vallahi, ne olsun işte. Senin için giyindik, kuşandık evimizde. Biz de senin için İşte. aynı şekilde. Yok, biliyorum ki sen bizle görüşmeden sonra yine belediye ile ilgili önemli Evet. işlerin var. Şimdi Şimdi tam ayarlı. bu Zor mevcut günlerde korona arkadaşlarımızın yüzünü görmek de moral oluyor. Evet, güzel oldu. bir yandan da aşağıdaki yorumlara bakıyorum tabii ki. Evet. Tabii belediyeden bahsedince direkt belediye ile başladı ama ben önce sana İncesu'yu Evet. sorayım. Necmi amca sabahları benim tıraş arkadaşım. Hatta bazı anlarda sağ olsun Sponsor. hop 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 daha sen kaç yaşındasın der, hala bize ödetmez bazen de. Necmi amcayla kurulup bugünlere gelen bir İncesu Gayrimenkul var. Doğru. Büyük holdingle danışmanlık yapıyorsunuz Türkiye'de ve yurt dışında. Hı. Bir de tabii bunun üstüne kurduğum Premar var. Biraz bize bunlardan bahsedersen sonra diğer aşağıdaki yorumlardaki sorularla devam edelim. Tamam. Bahsettiğim gibi işte İncesu Şirketler Grubu gayrimenkul üzerine babam tarafından, Necmi Bey tarafından yaklaşık bir 40 yıl süre önce kuruluyor. Biz de eğitim hayatımızı süresince zaten çalışmaya başlamıştık. Ama Amerika'daki eğitim bitip dönüp bir üst seviye nasıl taşırız diye düşünmeye başladım. Seninle zaten sürekli fikir jimnastiği yapıyorduk. Evet. Ondan sonra Premar'ı kurmaya karar verdik. Premar uluslararası bir emlak zinciri. Açılımı profesyonel emlak aracılığı ya da professional real estate marketing. İki dilde tek kelimede birleştiren bir anlamı var. Şubeleşme çalışmalarına başladık. Zaten tüm Türkiye'de network'ümüz olduğu için fazla da zor olmadı bizim için. Yaklaşık 1,5 yıl süre içerisinde Türkiye'de 45 şehirde 75 tane ofisimiz var. Dünyada da 8 ülkede temsilciliklerimiz bulunuyor. Bunlar üzerinden tüm dünya genelinde bir gayrimenkul operasyonu yapıyoruz, danışmanlığı yapıyoruz. Özeti bu. Anladım. Yurt dışında yatırımlarınız var diye biliyorum. Bundan bahsetmek ister misin? Tabii yurt dışında da Karadağ'da son günlerde Türkler açısından biraz popüler bir yer. Montenegro'da kuruyoruz. Şu anda orada bir yazlık site kurma çalışmamız var. Tivat bölgesinde yaklaşık 80 üniteden oluşan bir yazlık site burası. Bunun Türkler açısından şöyle bir avantajı var. Orada gayrimenkul alan kişilere hemen oturma ve çalışma izni veriyor. Bir euro kira geliri oluşuyor. Ayrıca Avrupa Birliği'ne girme potansiyeli çok yüksek olan bir ülke. Yaklaşık bir sene içerisinde Avrupa Birliği'ne girmesi bekleniyor. Öyle olunca da her açıdan cazip geliyor Türklere.
Son zamanlarda da koronavirüsten de etkilenmeyen ülkelerden birisi. En az sayıda vaka olan ülke. Corona free. Peki. Bu çok eleştirildi. İlk pandemiden sonra bizim devletimizin konut sektöründeki peşinatı %10'a indirdik kısmı. Çok fazla şakalar yapıldı bununla ilgili. Gayrimenkul sektörü bundan nasıl etkilendi? Aslına bakarsan pozitif bir yansıması oldu. İnsanlar yöneldiler tabii ama düşüşün yanında bu gelen artı etki hiç kayda alınacak bir etki değil. Çok az bir pozitif etkisi oldu. Yapılan çok büyük müdahale değildi zaten. Kont kredilerinde biliyorsun bankalar %80'ine kadar kredi sağlıyordu bedelin. Bunu %90'a çektiler. Bu da finansmana ihtiyacı olan kişilerde bir cazibe oluşturdu ama mevcut şartlardan dolayı işlem yapmak çok zor. Evleri görmek zor. Krediye başvuru, tapuda işlem. Bunların hepsinin zorluğu düşününce işlem sayısında bir büyük bir artış yok. Peki şimdi ben herkesin daha çok merak ettiği konuya geleyim. Belediye kısmı. Sen evet. Hem Çankaya Belediyesi hem Çankaya Belediyesi'de zaten başkan vekilisin. Evet. Ama Büyükşehir Belediyesi'de icraatların oluyor. Evet. Belediye olarak şu dönem neler yapıyorsunuz? Belediye tüm imkanlarıyla can insanların yanında olmaya çalışıyor. Merkezi hükümetin aldığı kararları uyguluyoruz. Bunun yanında Çankaya Belediyesi olarak biz kiracımız olan esnaflardan kira almayı durdurduk bu dönem içerisinde. Kreş biliyorsun Türkiye'nin en büyük kreş işleticisi Çankaya Belediyesi. Kreşlerden herkes çok memnun. Kreş ücretleri ödenmiyor. Ayrıyeten evde bakım yaptığımız bu dönem özel değil aslında. Yıl boyunca 65 yaş üstü evde bakım yaptığımız kişiler var. Bunlara ekstra olarak bu dönemde gıda ve temizlik maddesi gibi koliler gönderiyoruz. Ayrıca halk kart sahiplerine de nakdi bir desteğimiz olacak. Bunun dışında da belki zaman zaman etrafta sen de denk geliyorsundur, görüyorsundur. Kızılay'ı, Tunalı'yı, Bahçeli gibi yoğun insan olan bölgeleri sürekli olarak dezenfektan makinalarıyla yıkıyoruz. Temizlemeye çalışıyoruz. Kendi personelimizi buna göre kıyafetlerini düzenledik. Belediyedeki hizmetlerin birçoğunu online olarak yaptırmaya çalışıyoruz. Gibi önlemleri almaya çalışıyoruz ama ülke için zor bir süreç. Bunu ancak tüm ülke olarak yani birlikte başarmamız gerekiyor. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'nde de Mansur Başkan bir kampanya başlattı. Sen de yakından tanıyorsun ve takip ediyorsun zaten. Herkes elinden geldiğince insanların yanında olması lazım. Çünkü zor günler geçecek. Yani biraz ücretli çalışanlar açısından zor olacak. Hepimizin birbirine destek olması lazım bu süreçte. Peki Gençler Birliği'nde oyuncular şu an antrenman yapıyor mudur? Evde çalışıyorlar Can'cığım. Online olarak. Sergen Hoca'ya sormuşlar ya cevap ver. Ben bilmiyorum kardeşim evde ne yapıyorlar. Yani tabii ki antrenman yapsalar ne kadar yapabilecekler? Onlar çünkü çok ağır antrenman yapıyor oyuncular normalde. Evde bunu yapamazlar ama hiç olmazsa kondisyonlarını, formlarını, korumalarını bekliyoruz. Futbol açısından da, kulüpler açısından da zor bir dönem. Çünkü senin şirketin işte nasıl finansal yapısı varsa kulüplerin de finansal bir yapısı var. Şu anda bir gelir gelmiyor ama gider süreci devam ediyor tabii kulüplerde. Ama futbolcularla maaş, işte aylık aldıkları maaşlar var. Onlar üzerinden bir konuşmalar yapıldı. Onlar donduruldu. Takip ediyoruz bakalım yani UEFA, FIFA, tüm dünyada ne kararlar alınacaksa bizde de Sağlık Kurulu'nun vereceği görüşler doğrultusunda önümüzdeki süreçte bir 15-20 güne kadar herhalde liglerin ne olacağı belli olur diye düşünüyorum. Peki diyelim ki hani ligler tatil edildi ve Eylül ayına kadar da açılmayacak. Sizin sözleşmeli sporcularınızla durumunuz ne olur o zaman? Vallahi bunu şu anda can kimse cevaplayamaz herhalde. Dünyadaki süreç gözleniyor çünkü. Dediğim gibi daha uluslararası organizasyonların bile nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı belli değil. Transfer market bu sene açılacak mı, açılmayacak mı?
Yani bunların hepsi bir iki ay içerisinde belli olur ama bir şekilde ligleri herhalde tüm dünya genelinde sıkıştırılmış ya kalan süreyi oynatıp bitirecekler. Ya da tüm ligler için işte playoff gibi bir sistem. Yani hepsinde bir standarda bağlanacaktır bu. Bugün Rıza Hoca'nın da bir açıklaması oldu. Takip ettim bilmiyorum. Rıza Hoca da Mayıs'ın ortasında diyor bilim kurulunu takip edelim diyor. Eğer çok sıkıntılı bir süreç olmazsa Mayıs'ta Antalya'da kalan süreyi oynatıp bitirelim hemen hızlıca diyor. Seyircisiz olarak. Hmm. O da değişik bir görüş. Şimdi alttaki sorulardan yine hep belediyeden soru geliyor. Hatta evet. Birisi de çok bizim Dilara'da çok güzel bir soru sormuş. İnsanlar evlerinde çok uzun süre geçirdiği için belki bu iş bitiminde herkes evini değiştirmek isteyebilir diyor. Evinden sıkıldığı için. Mantıklı. Aynen. Ya aslında Can bu trendleri çok etkileyecek. Yani bence insanlar artık çok büyük sitelerden, kalabalıktan biraz da olsa uzaklaşmak isteyecek. Bir bahçe alanları ofis piyasasını etkileyebilir diye düşünüyorum. Kalabalık plazalardan özellikle bence cama açılmayan sadece havalandırmayla çalışan sistemlerden insanlar bir süre de olsa ürkecektir ve korkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bunların hepsi bir iki ay sonra ya Türk insanı tabii Avrupalıya göre biraz daha risk alabilen, daha cesur, gözü kara diyelim. Ama dünyada trendleri çok etkileyecek bu gayrimenkul piyasasında, geliştiricilerde. Çok değişik sorunlar ortaya çıkacak. Plaza hayatında özellikle bence. Yine belediyeden bir soru geldi. Evet. Çalıştığımız yerden. toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon nasıl yapılıyor? Onlar... Yani oradaki otobüs şoförleri kendilerini nasıl koruyor? Bunun toplu taşımaları kullanan vatandaşlar rahatlıkla binebilir mi? Orada da kurallar belirlendi aslında biliyorsun merkezi hükümette. Belirli sayıda yolcu alma gibi mesafeyi koruyarak. Ayrıca araçlar sefer dönüşlerinde içleri dezenfekte ediliyor. Ama işin aslında başlangıcı kendi insanın kendisinde başlıyor Cancığım. Yani kişisel bakım, temizlik ne kadar üst seviyeye çıkarsa o ortak alanların da dezenfeksiyonu o kadar, hijyeni o kadar kolay sağlanıyor. İnsanlarımıza büyük görev düşüyor. Aslında mümkün olmadığınca evlerden çıkmamak tabii en doğrusu. İş yerlerinde de biliyorsun artık sınırlı sayıda personele geçildi. Biz de kendi tüm ofislerimizde bunu aldık. Ama biz ücretli izin verdik. İzinlerinden de saymıyoruz. Çünkü biz çalışanlarımıza sen de biliyorsun bir aile gibiyiz. Zor günlerde işte elimizden geldiğince hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Yine altta bir soru geldi. Aslında tabii bu belediye kiracısı olmayan iş yerleri ile ilgili bir soru geldi. Yani belediye sanırım onlarla ilgili bir 3 aylık kirayı ödemezsen tasfiye edemiyor gibi bir kanun çıktı ama evet, buna da evet. Detay getirirsen sevinirim. Onlarda da kirada bir senin dediğin gibi 3 aylık süre var. Tahliye sebebi olmaktan bu geçiş döneminde çıkarıldı. Eskiden biliyorsun arka arkaya ödenmeyen kiralar tahliye için bir sebepti ve geri dönüşü yoktu. Ama bu dönemde işte diğer yapılan düzenlemeler gibi çek, ödemeler, krediler gibi ona da bir düzenleme getirildi. Ve kira ödemelerinde geçici bir dönem kolaylık sağlandı. İnşallah tabii insanlar bunu kötüye kullanmazlar. Yani ihtiyacı olan kişiler için herkes hoş görecektir, destek olmaya çalışacaktır ama biliyorsun her dönemin fırsatçıları da çıkıyor. İhtiyacı olmadığı halde bundan faydalanmak isteyenler de olacaktır. Diyorum inşallah olmaz yani bu virüs süreci insanlığa aslında bazı etik değerler için de belki bir şey olur diyorum Can. Düzenleme. İnsanlar kendini biraz düzeltir belki hatalarını düşünür. Sen ne diyorsun bu konuda? Keşke tabii. Dilek ve temenniler. Şimdi yine altta bir yorum geldi Çiğdem Hanım'dan. Bu dönemde tabii insanlar evde kal, evde kal, sokağa çıkma. Ama dışarıda sokak hayvanlarını besleyen de çok ciddi bir kitle var.
Bunun için belediyenin yaptığı neler var? Bildiğim kadarıyla da Türkiye'deki en büyük barınaklarda Çankaya Belediyesi'nde diye. Evet evet. Ankara'daki hatta dediğim gibi Türkiye'deki belki en büyük barınak Çankaya Belediyesi'nde. Orada mümkün olduğunca sokak hayvanına bakmaya çalışıyoruz. Aslında bu dünya sadece bize ait değil. Diğer canlılara da ait. Maalesef Türkiye'de geçmiş dönemlerde bu konularda yeteri kadar önlem alınmadığı için en fazla sokak hayvanı olan ülkelerden biri Avrupa'da. Bununla elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bu konu ikiye ayrılıyor. Bir grup var tamamen sokak hayvanlarını destekleyen, seven ve besleyen. Bir grup var tamamen bunlara karşı olan. Burada terazi tutmak gerçekten zor. İki tarafı da memnun etmeye çalışıyoruz. Onun için elimizden geldiğince bu canlılara da bir yaşam hakkı sağlayıp onları kendi barınaklarımıza bakmaya çalışıyoruz. Mansur Başkan'la da Alper Başkan'ın yaptığı görüşmede Büyükşehir Belediyesi de inşallah bu kriz dönemi olmasaydı barınak konusunda bir destek vermeye başlayacak. Onun yapacağı yatırımla birlikte Ankara'daki sokak hayvan konusunu çözeceğine inanıyorum belediyelerin yakın sürede. Yine bir sorumuz daha geldi. Hı? Bu yoksul aileleri nasıl belirliyorsunuz bu yardımlar konusunda? Kriterler nelerdir? Onların başvuru kriterleri var. Aslında kaymakamlık üzerinden de yapılıyor. Bizim belediyemizin birimi var. Oraya da kişiler online başvuru da yapabiliyorlar. Şahıs olarak da gelip başvurabiliyorlar. Onları değerlendiren bir kurulumuz var. Kişinin gelirini, sahip olduğu işte varsa mal mülk onlar değerlendiriliyor. Ki çoğunda olmuyor zaten oraya başvuranların. O kurulun verdiği onay doğrultusunda hak kazanan kişilere belediye yardımları yapmaya başlıyor. Hülya Hanım dondu demiş ama belki ben çok hareketsiz kaldığım için de dondu zannetmiş olabilirim. Bir gülücük at. Belediye ücretsiz kitap dağıtsa ne güzel olur denmiş. Bu dönemde şey yapıyoruz, kendi yetiştirdiğimiz seralarımızda menekşeler dağıtılıyor balkonlara. İnsanlara hem bir uğraş hem bir renk hem baharın gelişi bir moral açısından o da aslında çok olumlu tepkiler karşıladı. Yaklaşık 40 bin haneye bu kendi seralarımıza yetiştirdiğimiz menekşeleri dağıtıyoruz belediye olarak. İnsanlara evde geçirdiği sürede hiç olmazsa bir psikolojik olarak bir rahatlama ve uğraş olsun diye. Belki de şu süreçten sonra kreşte barınakla derken belki de en çok desteğe ihtiyacımız olan konu psikoloji ve psikiyatri olacak. Belki belediye bilmiyorum şu anda var mı öyle bir desteğiniz ama ileride bunlar olacak gibi geliyor bana. Kesinlikle belki de aile danışma merkezleri. Evdeki aile... Dönemin kazananı zaten herhalde ondan olacak. Aile yani terapistleri. Önce herkes kendini spora atacak, diyete verecek. Bir de boşanma avukatlarıyla aile terapistleri. Psikologlar, psikiyatristler. Öğrenci evlerine dair çok güzel çalışmalarınız var. Bunlar ne şekilde devam edecek? Öğrenciler için de çeşitli kampanyalarımız var aslında. Esnaflarımızla birlikte. Bunu sen de yapabilirsin, seni de katalım buna. Öğrenci okutma, üniversite öğrencilerini sahiplendiriyoruz aslında. Her işletmeye, yapısına, bütçesine, işletmenin büyüklüğüne göre öğrenci veriyoruz. Ve üniversite hayatı boyunca ona bir burs sağlıyoruz. Bu bayağı yaklaşık 400-500 kadar öğrencimiz oldu şu anda. Her günde artıyor. Bunu esnaflarımızla birlikte yapıyoruz. Aslında biz de Çankaya Belediyesi Meclisi olarak biz de 5 öğrenci okutuyoruz mesela. İnsanlar bir araya gelip de binalar yapıyor mesela. Apartman yönetimleri para topluyor ve öğrenci okutmaya başlıyor. Bunun organizasyonunu biz sağlıyoruz. Buraya da başvuru yapıyor öğrencilerimiz. Onların da mali şartları değerlendiriliyor. Ve bu yardımları başlatıyoruz. Ayrıca ÇAYET diye bir organizasyonumuz var. ÇAYET'lerde de mesela sen evindeki mobilyanı değiştirecek oluyorsun. Eski mobilyanı bize bağışlıyorsun.
Orada öğrencilerimiz geliyor, ihtiyacı olan işte televizyon alıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, koltuk, yatak, ne varsa artık ihtiyacı olan öğrencinin ve bizde ne malzeme varsa seçiyor. Onları da öğrencimizin evine kadar gönderiyoruz. Böyle elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Bu herhalde Amerika'daki Salvation Army gibi bir şey bu. Evet, evet. Allah bize senin aklından çıkmıştır bu. Yok, başkanımızın projesi ama. Tabii, doğru. Mezarlıklarla ilgili bir soru geldi. Hı-hı. Mezarlıklarla ilgili ekstra bir şey yapıyor musunuz şu anda? Yok, mezarlıklar yönetimi zaten Büyükşehir Belediyesi'nde. Onu kanunla belirlemiş. Senin tüm belediyelerle aran iyi ve ilişkinde kuvvetli olduğu için ben sadece Çankaya'dan değil tüm Büyükşehir ve diğer ilçelerden de soruyorum. Büyükşehir'de devam ediyor ama şu dönemde ekstrem bir durum var. Mesela işte bu cenazeleri sağlanan araçlar, cenaze hizmetleri bu COVID, koronavirüs vakaları için sadece Sağlık Bakanlığı'nın özel ekipmanlı kişileri tarafından sağlanıyor. Bu dönemde öyle bir değişiklik oldu. Çünkü onların defin işlemlerinin de özenle yapılması gerekiyor. Onları Sağlık Bakanlığı tek elden yürütüyor şu anda. Belediyeler üzerinden değil, bakanlığı kendine aldı. Bir de yine pazar yerleri ve pazar yerlerindeki denetimler nasıl yapılıyor diye bir soru geldi. Bu dönemde mi? Şu dönemde tabii. Yani normalden farklı neler yapılıyor? Orada zabıtamız aracılığıyla yine denetimlerimiz devam ediyor. Bu arada büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yani birçok özveriyle çalışan kurum gibi belediye personeli de elden geldiğince bu dönemde çalışmaları sürdürüyor. Dün alınan bir kural var, kanun var biliyorsun, yönetmelik. Artık pazar yerlerine çocukların girişi marketlere yasaklandı. Evet, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani çocuklar bu süreçte etkilenmekten çok taşıyıcı. Ancak işte senin de çocukların var, bizim de var biliyorsun. Sürekli bir yerlere dokunma işini çok önüne geçemiyorsun aslında, önleyemiyorsun. Onun için kalabalık ortamlara girmesi son derece sakıncalıydı. O bir iyi bir düzenleme oldu. Bizim tedbirlerimiz de bu yönde devam ediyor. Çalışan kişiler için, pazarlarda çalışanlar için de yine dezenfektan gibi malzeme dağıtımımız var. Çalışma sistemlerini düzenleyici bilgiler aktarılıyor kendilerine. Tüm çalışmaları yapıyoruz orada da. Öğrenci evlerini sorduk. Dijitalleşme için ne düşünüyorsun Can'cığım? Bu süreç bizde emlak vergilerini online bakan şey dedi ya, elektrik faturalarınızı online ödeyebilirsiniz dediği günden beri dijitalleştiğimizi düşünüyorum. Ya ama ya çok ya. Şükür tabii biz bence şanslı azınlıktanız. Ankara'da yaşıyoruz. Nispeten daha koordine bir şehir. Bizi yönetenler çok şükür daha bilinçli, iyi eğitimli insanlar. Bölge olarak zaten işte konuştuğumuz Çankaya, Türkiye'de kaç tane böyle ilçe var? Herhalde bir elin parmağını geçmez. Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya. Dolayısıyla hani semt olarak aldığımız hizmetlerden ben memnunum. Dijitallik konusunda zaten Alper Başkan geldikten sonra ciddi bir vizyon değişikliği oldu. Kendisinin hem kendisinin hem de yurt dışından aldığı eğitimin ve senin gibi ekibindeki donanımlı insanlar sayesinde bence bu konuda öncüsünüz diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir sıkıntı çekmiyorum çok şükür. Laptop'tan pek çok şeyi kullanıp halledebiliyoruz. Evet. Bütün hizmetler döndü. Şimdi değerleme şirketleri de sürekli belediyelerden proje talep ederler veya dışarıda mühendislik firmaları, proje firmaları. Onların hepsinin de talepleri artık dijital olarak cevaplanmaya çalışılıyor. Bu sürecin aslında tüm kurumlarda, iş hayatında ciddi bir değişim getireceğini görüyoruz artık. Dijitalleşmeye ayak uydurabilenler ayakta kalacak, uyduramayanlar yavaş yavaş pazarlarını kaybedip belki yavaş değil hızlı olarak çıkacaklar yaptıkları işten ve sektörden. Gayrimenkul piyasasında da bunun ciddi yansıması olacak bence. Dijital pazarlama büyük önem kazanacak.
bu konuda kendilerini geliştiren firmalar yol alacaktır diye düşünüyorum. Premar'da aslında biz bunu öngörmüştük yani çağın dijitale gideceğini, ama tabii ki böyle bir süreç beklemiyorduk bu kadar hızlı olacağını. Ama biz bütün eğitimlerimizi online sisteme geçirmiştik artık Premar'da, başlamıştık buna. Ciddi bir dijital altyapı yatırımı yapıyoruz. Portallarımız, pazarlama, emlak pazarlamasının da dijitale döneceğini, bu VR gözlükler gibi teknolojinin gittikçe gelişerek olduğu ortamlarda belki yerinde görmek yerine VR gözlüklerle, sanal gerçeklikle bu işlerin de online biteceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye piyasasında bunu sağlayamazsak, son dönemde gayrimenkul ayakta tutan şeyler biliyorsun yabancı yatırımcılar da aslında. Şimdi yabancı yatırımcılar gelemediği için o pazarda büyük bir darbe aldı. Belki bu dijitalleşmeyi sağlayabilirsek, eskisi kadar olmasa da yine de bir pazar payı devam edebilir, işlemler devam edebilir diye düşünüyorum orada da aslında. Aslında bu bizim hep yıllardır konuştuğumuz Evet. O VR gözlükle işte evi 360 derece gezip görmek, ya ne gerek var oraya gitmeye diye. Yani Aslında büyük nimet olur bütün dünyada. Evet, onu yaptıktan sonra zaten çünkü tapularda bir nevi hızlı dijital dönüşüm başladı. Web tapu denen bir şey çıkardı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, biliyorsun. Artık internet üzerinden başvuru yapılıyor. Evraklar yükleniyor ve sadece taraflar imza aşamasında tapu dairesine gidiyor. Evet. Belki bunun bir step ilerisinde e-imzayla bu işler çözülüp hiç tapu dairesine de gidilmeyecek. Böylelikle iyi emlak pazarlama firmaları sunumlarını iyi hazırlayıp gayrimenkulü sana online olarak iyi tanıtabilirlerse, aklında bir soru işareti kalmazsa, evraklarını da sen online oluşturup e-imzanla belki hiç gidip canlı görmediğin bir gayrimenkulü satın alabileceksin artık. Gerçi biz bunu yıllardır yapıyorduk ama dijital olarak değil. İnsanlar bize güveninden dolayı görmeden bizim dediğimizi almışlardı yıllardır. Şimdi bunu dijitalleştirerek yapacağız. Özgür, kıymetli dostum, çok teşekkür ederim. Senin bir randevun olduğunu bildiğim için daha fazla sözü uzatmıyorum. Senin eklemek istediğin bir şey varsa lütfen buyur. Yok Can'cığım, ben de teşekkür ediyorum. Yani konuşmanın başında dediğim gibi tüm kurumlar, bunda şirketlerimizden başlayarak işte spor kulüpleri, belediyeler, şahıslar, dünya için zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu da ancak birlikte yol alırsak başaracağız. Bu kötü bir dönem ama belki insanlık içinde yeni bir anlayışın, iyi huylu olmanın başlayacağı bir dönem olur inşallah diyorum. Bu dönemde insanlar İnşallah durup kendilerine neyi yanlış yapıyordum diye sorgulama fırsatı bulurlar. Kendilerinde bir iyileştirme sağlarlar. Kurumlar, kuruluşlar hep birlikte durarak bugünleri aşacağız. İnşallah daha güzel günler gelecek ülkemiz için, çocuklarımız için, hepimiz için. İnşallah hanımlarla birlikte çocuklarınla beraber oynayabileceği keyifli bir günde yüz yüze görüşebilmek dileğiyle Özgür kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bize değer Canım, kattın bugün. ben teşekkür Bilgiler ediyorum. verdin. Çok sağ ol. Sağ ol. Biz de sizin Magdergin yayınlarıyla biraz moral buluyoruz, hayat buluyoruz. Sağ olsun Beril de yaptığı sanatsal yayınlarla tekrar bizlerin yüzümüzü güldürüyor bugünlerde. Biz de size teşekkür teşekkür ediyoruz Can'cığım. Sen de bu şekilde bize değer kattın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Umarım bu süreç kısa sürer ve biz tekrar birlikte aynı masa etrafında oturup Evet. Keyifli sohbetlerimize devam evet, ederiz. Evet. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz değerli soruları için. Herkese saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ ol.